Brüksel'de yaptığımız toplantıda bizim egemen eşitliğimizin bizler için fevkalade önemli olduğunu, dolayısıyla egemen eşitliğimizin tanınması, eşit uluslararası statümüzün kabul görmesiyle resmi müzakere sürecine geçebileceğimizi Cenevre'de kendisine 6 maddelik öneriyle ifade ettiğimiz gibi yine bunu tazeledik, yeniledik. Kendisi de tabii ki gelinen süreçte kendisinin bu süreci yönetirken iki tarafı da dinlemekte olduğunu, Cenevre'deki kapanış konuşmasında yaptığı üzere henüz ortak zemin bulunamadığından dolayı resmi müzakerelere geçilemediğini, ancak tabii ki kendisinin özel temsilcisiyle bunun arayışı içerisinde olduğunu, çeşitli temaslar yaptığını, ama netice itibariyle şu anda belli ki yaz aylarında girmesiyle benim gördüğüm kadarıyla Eylül ayında bizi davet ettiği New York toplantılarından sonra 5+1 tekrar Cenevre gibi bir toplantı olur mu olmaz mı onun değerlendirmesini o zaman yapacaktır. Bizlerin direkt olarak resmi müzakerelere geçmemiz tabii ki söz konusu değildir. Ama netice itibariyle bu toplantıda biz bir kez daha Sayın Genel Sekreter'e Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ifade etme fırsatı bulduk. Kendisiyle gerçekten samimi bir ortamda neden böyle bir talepte bulunduğumuzu, çünkü Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda biz iki kurucu ortağın bir tanesi ve dolayısıyla Kıbrıs Rumlar ne kadar egemense bizlerin de o kadar egemen olduğu, onların ne kadar uluslararası bir statüsü olduysa bizlerin de o kadar en azından eşitlik temelinde uluslararası statümüzün olması gerektiğini, çünkü Kıbrıs'ın tarihine bakıldığında Kıbrıs'ta İngiltere buranın egemenliği devrederken ve buradan çekilirken iki ayrı halka devrettiği bir egemenlik vardır. Bunu bütün dünya belki şu anda hala daha anlamış değildir. Ama biz bunları bütün dünyaya paylaşıyoruz. Mücadelemizi bu şekilde veriyoruz. Ve tabii ki Avrupa'da yapılan toplantıda bilahare Avrupa Birliği bir takım üyelerinin ve yöneticilerin yaptığı açıklamalar da bizleri gerçekten üzmüştür. Ve onlara yönelik daha bir açıklamamız olmuştur Cumhurbaşkanlığı olarak. Çünkü Kıbrıs'ın gerçeklerini ya iyi bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar. Çünkü Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır. Yani Kıbrıs'ta bizim iki devlet beklentimiz, egemenliğimizin tabii ki dikkate alınmasıyla o zaten olacaktır, ama zaten Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda iki ayrı devlet vardır. 1960'tan beridir, o yıllardan beridir kendi kendini yönetmekte olan Kıbrıs Türk halkı tabii ki bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği öyle istedi diye bizim gidip de Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne, yani güneydeki devlete yama olmamız söz konusu değildir. Zaten bu federal temelde, yani iki toplumlu, iki bölgeli görüşmeler hiçbir zaman neticeye ulaşamamıştır, anlam planında dahil. Çünkü Kıbrıs Rumlar o eşitlik temelinde bizlerle bir ortaklık yapma niyetinde olmamışlardır. Bütün bunlar denendiği için, bütün bu fırsatlar tüketildiği için esas itibariyle bu noktada olduğumuzu tekrar Birleşik Devletler Genel Sekreteri ile paylaştık ve bunları o şekilde değerlendirdik. Ben onu görüyorum, ona inanıyorum ki Genel Sekreter Kranzmontana'da da çok tecrübe ve deneyim kazandığı için Kıbrıs meselesini iyi biliyor. Kendisi bildiğiniz gibi 1 Ocak 2020 2022 tarihinden sonra tekrar 5 yıllığına daha seçilmiştir. Tabii bu toplantıda kendisini bir kez daha tebrik ettik ve bunun rahatlığı içerisinde bu süreci yönetirken gerçekten ortak zemin var mı yok mu ona bakması lazım. Ortak zemin olduğu durumda tabii ki resmi müzakerelere geçilebileceğimizi kendisiyle tekrar paylaşırken, Kıbrıs'ta bu güven artırıcı önlemler bağlamında Güney Kıbrıs'ın ve en azından Diyarbakır'ın bir takım işte iddiaları olduğunu, ama bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile de yaptığımız istişarelerle ancak günlük hayatımızı etkileyecek, hem Türklerin hem Rumların hayatını kolaylaştıracak noktalarda ancak güven artırıcı önlemlerle bir takım kararların anlam vereceği kapılarda olduğu gibi. Ama Kıbrıs konusunun özünü etkileyecek ve dolayısıyla bizim egemenlik meselesinde esas konu üzerinde iddialarımızı ve beklentilerimizi raydan çıkartacak kadar o şekilde önemli meseleleri güven artırıcı önlemler bağlamında değil, ancak Kıbrıs sorununun bütünüyle, tümüyle ele alındığı durumlarda bunların daha sonra ortaya çıkacağını da Genel Sekreter ifade etti. Kendisi de bunları anlayışla karşılayabilmiştir, karşılamıştır. Hidropargon konularında bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'deki
süreçler de bu toplantılarda hep gündeme geliyor. Avrupa Birliği'nin toplantılarında da gündeme gelmişti. Bu konuda söylediğimiz, Kıbrıs'ta iki taraf vardır. Türkler ve Rumlar. Ve dolayısıyla Rumların tek başına bu petrokarbon, hidrokarbon olaylarında tek başlarına hareket etmelerinin hiç doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile bizim de benzer hareketlerde bulunduğumuzu, bundan sonra da bulunabileceğimizi, ancak bizim önerimiz hala daha 13 Temmuz 2019'da olduğu gibi ortak bir komitenin kurulması ve bu komiteyle bu süreçlerin yönetilmesinin en doğru olduğunu, çünkü egemenlik, adalet ve dolayısıyla beklenti bunu gerektirmektedir. Çünkü Kıbrıs adasının tek sahibi Rumlar değillerdir. Bunu zaten bütün dünya da bilmektedir. Ama şu andaki süreçte bildiğiniz gibi bir adaletsizlik vardır, bir eşitsizlik vardır. Çünkü Kıbrıslılar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak güya bütün adanın hükümetiymiş gibi bir hareket içerisinde, bir davranış içerisindedirler. Bu hidrokarbon ve petrol olaylarında bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Tavrımızı yine orada ortaya koyduk. Dolayısıyla biz meselenin özüyle ilgili olarak tekrar neden egemen eşitlik, neden uluslararası eşit statü ve dolayısıyla bunların kabul edilmesiyle ancak resmi müzakerede geçme durumunda olduğumuzu ifade ettik. Sayın Genel Sekreter buna saygı duymuştur ve önümüzdeki süreçte ortak zemin var mı yok mu bunun arayışı içerisinde olacaktır. Bu çalışmalarına yönelik kendisi bizlere bir special envoy, yani özel bir temsilcinin atanmasıyla bu sürecin daha hızlanabileceği, bu sürecin daha ciddi bir şekilde ele alınabileceği önerisinde bulunmuştur. Bunu da kendisine değerlendireceğimizi söylemiştik. Tabii bunu diğer taraflarla da istişare etmiştir. Gerek Ankara'ya, gerek Yunanistan'la ve tabii Rum tarafıyla bu konuda bir değerlendirme olacaktır ve önümüzdeki süreçte bunun neticesini hep birlikte göreceğiz. Brüksel'e gitmişken tabii ki ben aynı zamanda Brüksel'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin hem NATO, hem Brüksel, hem de Avrupa Birliği nezdindeki büyükelçileriyle de temaslar yaptık. Onların davetlerine katıldık ve Kıbrıs meselesini Avrupa'daki onların gözleriyle, onların değerlendirmesiyle bir kez daha istişare içerisinde bulunduk. Çünkü tabii ki Brüksel önemli bir başkent, önemli bir yer, Avrupa Birliği'nin bir bakıma merkezi. Dolayısıyla bu büyükelçilerimizle ve onların ekipleriyle yaptığımız değerlendirme toplantıları da bize epey yarar sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte de tabii ki onlarla da istişare içerisinde bu değerlendirmelerimizi ileriye taşıyacağız. Dolayısıyla bu toplantıları yaptıktan sonra Kıbrıs'a geri dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Bana göre yararlı ve önemli bir toplantı olmuştur. Bu arada tabii ki basında çok yer bulan benim kaldığım otelde dün sabahleyin kahvaltı salonunda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile ayaküstü yaptığım bir kısa sohbetin fotoğrafının medyaya servis edilmesiyle bir takım tabii ki konuşmalar ve sosyal medyada yorumlar olmuştur. Bu da doğaldır ama netice itibariyle böyle bir konuşma, böyle bir sohbet gerçekleştirilmiştir. Orada kendisine çok kısa bir değerlendirmeyle neden iki devlet talebinde bulunduğumuzu, çünkü zaten Kıbrıs'ta iki devletin olduğu, o bakımdan 60 yılı geriye sayarak böyle farklı bir pozisyona Kıbrıs'ı götürmenin pek de mümkün bu saatten sonra olamayacağını, çünkü federal temelde bir ortaklığın son 50 yıldır yapılan görüşmelerde hiçbir başarı elde edilemeden bu fırsatların kaçırıldığını, kısaca bunu anlattım. Kendisi de bana bunun kabul görmeyeceğini söylemiştir. Ama netice itibariyle ben söyleyeceğimi söyleyebildim. O fırsatı o şekilde değerlendirdim. Çünkü netice itibariyle kendisi Yunanistan'ın başbakanıdır. Garanti ülkedir. Ve zaten Cenevre'de yapılan o 5+1 toplantısında Dendias, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile uzun saatlerce zaten bu konuları görüşmüş bir kişiyim. Dolayısıyla işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadıkları için böyle sohbetlerden, böyle toplantılardan da kaçıyor olmalarını hiç de anlayamıyorum açıkçası. Bu dünyada medeniyet, çağdaşlık, insan ilişkileri, diyalog, gerçekten bunların nasıl bunları istismar ettiğini bir kez daha ortaya çıkartmaktadır. Çünkü eğer biz Kıbrıs Türkler olarak bir tarafsak, Kıbrıs adasının iki halkından bir tanesiysek,
Ne demek ki bizimle konuşmayacaklar, ne demek ki bizimle görüşmeyecekler? Bunu anlamakla gerçekten güçlük çekiyorum. Nitekim tabii ki o kadar bu iş büyütülmüştür ki Kyriakos Mitsotakis zannedersem basın toplantısı bile yaptı. Neden benimle konuştu, neden benimle görüştü? Tabii onun dediği işte ayaküstü bir sohbet yapıldı. Dolayısıyla kendisiyle kısa bir konuşmam oldu. Öyle resmi bir toplantı değildi. İşin bu boyutu da var ama tabii ki bu görüşmeyi de duymayan kalmadı. Bunu da buradan bir kez daha ifade edeyim. Ama bizim yaptığımız doğrusuydu. Çünkü bir salonda bu şekilde bir buluşma fırsatı yakalandı da görüşürsünüz, konuşursunuz. Çünkü netice itibariyle Kıbrıs meselesi gibi çok önemli bir meselenin ben bir tarafıyım, o da bir tarafıdır. Dolayısıyla görüşmekten daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Evet, benim şu anda söylediklerim bu kadar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmekten dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Benim de Brüksel'e bu toplantıya giden Sayın Özel Temsilcim ve Baş Müzakereci Sayın Ergün Olgun yanımda. Ona ve ekibine de teşekkür eder. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.